Devleti ayakta tutan en önemli erdem adalettir. Adaletin bittiği yerde düzen de ahlak da bozulur. Bir ülkede adalet yoksa orada zulüm vardır. Değerli milletvekilleri, 31 Mart 2019'da bir yerel seçim gerçekleştirdik. Ve İstanbul'da AK Parti'den geçmişte bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış Binali Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Millet İttifakı'ndan da Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapmış Ekrem İmamoğlu seçimleri yürüttüler. Ama siz bu seçimin sonucunu bir türlü hazmedemediniz. O gece hatırlayın, Anadolu Ajansı'nın provokasyonuna rağmen oylar çalındı, şöyle oldu, böyle oldu dediniz. İndire indire 13 bin oy, 13.729 farkla Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. O akşam hatırlayın, billboardlara kazandık diye astınız, birçok bilgi kirliliği yarattınız ama olmadı. Bu sefer döndünüz, dediniz ki sandıklarda 700 FETÖ'cü var ve bir zarfın içerisinde 4 oy çıktı, birini iptal ediyoruz. 3'ü geçerli, Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyunu iptal ediyoruz dediniz. Bu 700 FETÖ'cüyü de araştıra araştıra 43'e düşürdünüz. Bu 43'ünü de yargıladınız. Oradan da hiçbir şey çıkmadı ve hiçbir FETÖ'cü kalmadı. Değerli arkadaşlar, FETÖ'cüyle iltisaklıyı arasanız gerçekten sizden kaç kişi kalır bilemiyorum. Ama şunu açıkça söylüyorum, ifade ediyorum ki bu seçimi sindiremediniz, 6 Mayıs'ta seçimi iptal ettiniz. Ve 23 Haziran'da seçim tekrarlandı. Ve bu millet size iradesini gösterdi, 13 bin oyu 806 bine çıkardı. Ama bunu da hazmedemediniz. Bunu da bir türlü sindiremediniz. O günden sonra ne yaparız, ne ederiz de bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmayız. Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle topal ördeğe çeviririz ve onu itibarsızlaştırırız dediniz. Ama Sayın İmamoğlu göreve geldiğinden itibaren şeffaf yönetim biçimiyle ve birikmiş İstanbul'un sorunlarını çözmesiyle metrolar, altyapılar, kırsal kalkınma, birçok alanda gösterdiği hizmetler öyle rahatsız etti ki, ya biz ne yapıyorsak yapıyoruz, kredilerini kapatıyoruz, engellemeye çalışıyoruz, mecliste birçok engeli önüne koyuyoruz ama hizmetlerini artırarak devam ediyor. Yani seçim esnasında orduda ben de vardım, havalanında kumpas kurdunuz, oradan bir sonuç çıkmadı. Yargılandı ama bir sonuç çıkmadı. Ardından dediniz ki biz buna ne yaparız, ne ederiz de başka bir kumpas kurarız. Hemen hatırlarsanız işte elini türbede arkadan bağladı diye soruşturma bile açmaya çalıştınız. Ardından tabii ki bir İçişleri Bakanı'nın kendisine hakaretine ve oradaki muhabirin ona sorusuna verdiği cevaptan yola çıkarak hemen Yüksek Seçim Kurulu dedi ki bu hakaret bize. Halbuki kurulun muhatabı İçişleri Bakanı Soylu. Ama her nedense YSK üstüne aldı. Üyelerin hiçbir şekilde şikayeti olmamasına rağmen YSK üyelerinin YSK Başkanı bu şikayette bulundu ve dava açıldı. Davanın ilk hakimi vicdanlı birisi olduğu için bu davada bir suç teşkil etmediği ortaya çıktığı için maalesef davadan el çektirildi ve Samsun'a sürüldü. Daha sonra bir hakim atandı, talimatlı bir hakim dersine de iyi çalışmış ve aslında ilk duruşmada kararını verecekti ama savunma avukatları bastırınca, hem şahit ve hem de belli delillerin incelenmesini isteyince ikinci duruşmaya kaldı ve ikinci duruşmada, önce de ilk duruşmada aynen şu ifadeyi kullandı. Dedi ki ya bu Süleyman Soylu'ya söylenmiş bir ifade zaten belli. Bunu hakimin kendisi söyledi arkadaşlar orada. Duruşma salonunda söyledi. Bu ifadenin Soylu'ya söylendiği sabit dedi.
Ama ikinci duruşmaya gelindi. İkinci duruşmada inanın kapaklar açıldı. Savcı iddianamesini sundu ve bir tiyatro oynandı. Zaten karar verilmiş. O kararda savcı olmadan aslında açıklanmayan karar, savcı olmadan o adliye de orada salonda, duruşma salonunda açıklandı. Değerli arkadaşlar, 9 Aralık'ta İçişleri Bakanı bu kürsüden 557 terörist var dedi. Yani bu ahmak davasıyla birlikte belediye başkanımıza 2 yıl 7 ay ceza verildi. Ve siyasi yasaklı oldu. Ama gene bitmedi. Gene derdi bitmedi. Bu sefer ne yaparız? Bu ceza yetmedi. Biz buna bir kumpas daha kuralım. Ne yapalım? Bunu terörle bağlantılı ilan edelim. Ve geçen yıl bu kürsüden İçişleri Bakanı 557 terörist var dedi. 9 Aralık'ta. Hemen Büyükşehir Belediye Başkanımız İçişleri Bakanlığı'na yazılı bir başvuruda bulundu 15 Aralık'ta ve bu terörle iltisaklı olanların listesini istedi. Ama maalesef oradan hiçbir şey çıkmadı. Şimdi sormak istiyorum. Yani bu ülkede ayakkabı numarasına kadar bilen teröristleri ve 120 kişiye indiğini söyleyen İçişleri Bakanı bu teröristleri hala bulamadı mı? Ardından 557 terörist boş çıkınca, yalan çıkınca, kara propaganda çıkınca bu sefer de dedi ki 1668 kişi var. Ya 1668 kişi varsa sen neredesin? Sen İçişleri Bakanı değil misin? Yani hem terörü bitirdim diyorsun, hem herkesi tanıyorum diyorsun, ayakkabı numarasına kadar biliyorum diyorsun ama kendi görevini yapamıyorsun ve bu makama da yakışmıyorsun. Ve bakın burada bir sürü iddiaları var, onları tek tek sıralamayacağım. En sonunda 3 gassal, 4 çalışanı, bu da AK Parti döneminde alınanlar. Ama şimdi hiç kimseyi bulamayınca maalesef öyle çaresiz kaldı, öyle sıkıntılı kaldı ki ben bunu nasıl iltisaklı yaparım onun peşinde. Soylu diyor ki benim işten çıkarma hakkım yok, yetkim yok. Halbuki OHAL kapsamında çıkarılan 667 sayılı KYK, 6749 ve 7333 sayılı kanunlarla bir düzenleme yapıldı. Buna göre İçişleri Bakanlığı'na belediyelerdeki sakıncalı personeli işten çıkarma yetkisi verdi. Ya İmamoğlu'nu çıkarmadığını söylüyorsan sen niye çıkarmadın? Sen niye müdahale etmedin o zaman? Ama mesele o değil. Mesele ben nasıl kumpas kurarım? Hani o seçim gecesi çok ağlamıştı ya, çok gözyaşı dökmüştü ya. Şimdi o içindeki o acı hala bitmemiş, kumpaslarına devam ediyor. Demin söylediğim gibi buna göre İçişleri Bakanlığı belediyelerde sakıncalı personel işten çıkarma yetkisi 31 Temmuz 2022'ye kadar geçerliydi. Ama maalesef bu konuda bir adım bile atmadı. Bakın bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, vicdanlarınıza sesleniyorum. Bakın sizin genel başkan vekiliniz ne dedi? Sayın Numan Kurtulmuş ne dedi bu konuyla ilgili? Belediyede terör örgütüyle bağlantılı kişiler çıksa bile belediye başkanına sorumluluk çıkarılamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir terör örgütüyle ilişkili binlerce insan bulunduğu için Genelkurmay Başkanı'nı mı suçladık? Böyle yaparsak kendimizi inkar etmiş oluruz. Siz de kendinizi inkar ediyorsunuz. Bakın bu konuda zaten yeterli sabıkanız var ama bu konuyu daha ileri götürmeyin. Bu konuyu daha ileri götürürseniz gerçekten ama gerçekten vicdansızlık yapmış olursunuz ve bu ülkenin vicdanını yaralamış olursunuz. Bakın bir de sarayda oturanlara şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede adaletin terazisini de, düzeni de, ahlakı da bozarsanız bu gerçekten bu ülkeye yapacağınız en büyük kötülük olur. Biz korkmuyoruz. Belediye başkanlarımız da korkmuyor. Biliyoruz her bir belediyemize kumpas kuruyorsunuz. İçişleri Bakanlığı'nda bir biriminiz sürekli müfettişler göndererek teftiş değil, suç aramak için gönderiyorlar. Suçlamak için gönderiyorlar. Halbuki teftişlerin amacı uyarmaktır, ikaz etmektir. Ama siz o müfettişleri, İçişleri Bakanı kumpas ama bilsin ki biz bir adım dahi geri atmayacağız.
Ve Sayın İmamoğlu hizmetlerini artırarak devam edecek. O İstanbul, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek için orada. Milli irade, milli irade, milli irade dediniz ama milli iradeyi yargı sopasını kullanarak almaya çalışıyorsunuz. Bu vicdansızlıktır, bu ahlaksızlıktır. Gerçekten ne vicdana sığar ne de ahlaka sığar. Ve şair şöyle demiş, bu sözleri de bitirmek istiyorum. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, zulüm biter. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarın için direnenler. Direneceğiz, direneceğiz ve mutlaka kazanacağız.